Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Victor Nelson ve Hakim Ziyech'in tercihleri hakkında konuşurken, Mauro Icardi'nin sakatlık durumu ve Tanguy Endombele ile ilgili çıkan iddialara da değindi. Buruk'un açıklamalarına göre, Kasımpaşa maçı için hazırlık yaparken kadronun sızdırıldığını ve bu durumun hem kendilerini hem de kulübü üzdüğünü belirtti. Kimin bu bilgilere nasıl ulaştığı ise henüz bilinmemektedir. Buruk ayrıca, Victor Nelson'un tekrar forma giymesi isteğini dile getirdi. Nelson'u maça dahil etmek istediklerini belirten teknik direktör, Victor'u stoperde, Abdülkerim'i ise sol bekte kullanacaklarını açıkladı. Tabii ki maç içerisinde değişiklikler olabileceğini de sözlerine ekledi. Hakim Ziyeş'in ise uzun bir süre sonra ilk 11'de başlayacağını belirten Buruk, oyuncunun maça ve takıma alışması için bu tercihi yaptıklarını ifade etti. Ancak, Ziyic'e fazla süre vermek istemediklerini de belirten Buruk, maçın gidişatına göre kararı vereceklerini aktardı. Mauro Icardi'nin sakatlık durumuyla ilgili ise teknik direktör Buruk, dinlenme sürecinin uzun olması gerektiğini söyledi. Uzun bir dinlenmeye ihtiyacı olan Icardi'nin böyle bir karar alınması halinde fiziksel olarak geride kalabileceğini belirtti. Maçların onun için bir nevi antrenman olduğunu söyleyen Buruk, Icardi'nin biraz zorlanabileceğini ancak bu durumun ona faydalı olduğunu da ekledi. Endombele ile ilgili ise Buruk, oyuncunun kasık bölgesinde sakatlığı olduğunu belirtti. Ancak ortaya atılan haberler hakkında ise çarpıcı açıklamalar yaptı. Endombele ile ilgili ortaya atılan iddialar yalanın her türlüsü kötü, diyen Buruk, kulübün gereken işlemleri yapacağını ve bu tür haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurguladı. Hamburger söylemiş, öyle olmuş, böyle olmuş gibi iddiaların tamamen yalan olduğunu ifade etti. Oyuncunun hafif ağrıları olduğunu belirten Buruk, onun hazır hale gelmesi için çalıştıklarını, Endombele'ye güvendiklerini söyledi. Kasımpaşa maçında ise Galatasaray'ın 11'inde şu isimler yer aldı, Muslera, Boy, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Kaan, Torera, Kerem Ağa, Zaha, Ziyek, Ikırdi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yaptığı bu açıklamalar, takımın son durumu ve oyuncu tercihleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sarı Kırmızılı takımın taraftarları ve futbol severler, bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve takımın performansı hakkında heyecanla beklemektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Daha önce 30 Aralık 2023 olarak açıklanan tarih, 29 Aralık 2023 Cuma gününe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Türksel Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Maç, al Park, Kral Suudi Üniversitesi, stadyumunda saat 20.45'te başlayacaktır, ifadelerine yer verildi. Bu yeni tarih değişikliği ile birlikte Türk futbol severler, heyecanla beklenen Süper Kupa maçını bir gün önce izleyebilecekler. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu mücadele, her zaman büyük bir rekabetin simgesi olmuştur ve her sezon büyük ilgi görmektedir. Özellikle Süper Kupa gibi bir organizasyonda, iki büyük rakibin karşı karşıya gelmesi Türk futboluna heyecan verici bir mücadele sunmaktadır. Ancak tarih değişikliği ile birlikte dikkat çeken bir noktada da Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı tarihi tekliftir. Bu teklife göre, Sudiler Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da 10 yıl boyunca oynanması karşılığında 100 milyon euro kaynak sağlamayı teklif etmiştir. Bu anlaşmanın kabul edilmesi durumunda Türk futbolu büyük bir finansal destek alacak ve Süper Kupa maçları Suudi Arabistan'da düzenlenecektir. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun teklifi, Türk futbolunda büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu anlaşma gerçekleştiğinde Süper Kupa maçları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cidde'de düzenlenecektir. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası da Suudi Arabistan'da oynanacak ve turnuva formatı değişecektir. Suudilerin talebi, eleme usulü olan turnuvayı Final Four formatına çevirmektir. Bu şekilde, son 4 takımın 3 gün boyunca Suudi Arabistan'da maç yapması planlanmaktadır. İlk gün kaybeden takımlar arasında üçüncülük maçı oynanacak ve kazananlar finalde karşılaşacaktır. Bu anlaşma aynı zamanda Anadolu kulüplerine de büyük bir fırsat sunmaktadır. Tüm masrafların Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı organizasyonda, Anadolu kulüpleri futbolcularını pazarlama imkanı bulacaklar. UEFA organizasyonlarına katılamayan Anadolu kulüpleri, Suudi Arabistan'da düzenlenecek turnuvalarda futbolcularını gösterme fırsatı yakalayacaklar. Bu organizasyonların Arap coğrafyası ve diğer ülkelerde canlı yayınlanması, kulüplerin yayın gelirlerini artırma ve pazarlama faaliyetlerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu henüz Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun teklifine net bir yanıt vermemiştir. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendi dönemini kapsayan sözleşmelere imza atma konusunda prensip kararı olduğu bilinmektedir. Şu anda masada olan formül 4 yıl sürecek bir sözleşme imzalamaktır. 4 yıl sonra yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve kulüplerin sözleşmeyi devam ettirme veya sonlandırma opsiyonu bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bu teklifi Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na götürerek kulüplere taslak teklifi anlatacak ve ortak bir karar alındığında Suudi Arabistan'ın teklifine resmi yanıtı verecektir. Türk futbolunu uluslararası arenada daha da güçlendirecek bu tarihi anlaşma, Türk futbol severlerin heyecanını daha da artıracak ve kulüplerimize büyük maddi kaynak sağlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu arasında yapılan müzakerelerin sonucu merakla beklenmektedir. Türk futbolunun standartlarını yükseltmek ve kulüplerimizin gelişimine katkı sağlamak için atılacak adımlar, futbol severlerin de desteğini arkasına alacaktır. Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, takımının üst üste kötü sonuçlar almasının ardından eleştirilere cevap verdi. Yaptığı açıklamada eleştirilerin gayet doğal olduğunu belirterek, sonuçlar istediğimiz gibi gelmediği için eleştiriler normaldir. Ancak ben başarılı olacağımdan eminim. Şu anda kötü bir durumdayız ancak bu durumu düzeltmek için sorumluluğu tamamen üstleniyorum. Bu benim için bir meydan okumadır ifadelerini kullandı. Ten Hag takımın birlikte hareket etmesi ve birlikte savaşması gerektiğini vurguladı. Fulham, Copenhagen, Luton Town, Everton ve Galatasaray maçlarının önlerinde olduğunu belirten Hollandalı teknik adam bu maçları kazanmak için doğru şeyleri yapmaları gerektiğini söyledi. Manchester United son dönemde aldığı mağlubiyetler ve istikrarsız performansı ile eleştirilere maruz kalmıştı. Ten Hag bu eleştirilere rağmen takımının başarılı olacağına inancını koruyor ve oyuncularıyla birlikte daha iyi sonuçlar alacaklarını düşünüyor. Ancak Erik ten Hag'ın geleceği hakkında belirsizlikler bulunmaktadır. The Times gazetesinin haberine göre Manchester United yönetimi kötü sonuçların ardından Ten Hag ile yollarını ayırma kararı almıştır. Hollandalı teknik adamın yerine gelebilecek isimler arasında Sporting teknik direktörü Ruben Amorim ve boşta olan Zinedine Zidane bulunmaktadır. Yönetim Ten Hag'ı kesin olarak gönderme kararı alırsa bu iki isimden birini takımın başına getirmeye çalışacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Galatasaray'ın da Casemiro'nun sakatlığıyla mücadele etmesi gerekiyor. Orta saha oyuncusu Casemiro geçen çarşamba günü Newcastle United'a karşı oynanan Carabao Kupası maçında hamstring sakatlığı yaşamış ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştır. Brezilyalı futbolcunun, 29 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyememe ihtimali bulunmaktadır. Manchester United, Casemiro'nun yanı sıra Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malasia, Amat Diallo ve Aaron Van Bissaka gibi önemli oyuncuların da sakat olmasıyla zor bir dönemden geçmektedir. Bu sakatlıklar, takımın performansını etkilemektedir. Erik ten Hag takımının kötü durumunu kabul ederken oyuncularını ve taraftarlarıyla birlikte hareket etmeye ve düzelme yolunda çalışmaya teşvik etmektedir. Manchester United için önümüzdeki maçlar kritik olacak ve takımın performansını yeniden yükseltmesi gerekecektir. Ten Hag'ın liderlik becerileri ve takımı motive etme yeteneği önümüzdeki dönemde büyük önem taşıyacaktır. Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile kıyaslandığı konusunda açıklamalarda bulundu. Tekke, Kuzey Express gazetesine verdiği röportajda "Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığınız özelliklerde bana göre aşağıda kalır." dedi. Tekke, Galatasaraylı taraftarların bu sözleri karşısında tepki gösterebileceğini de sözlerine ekledi. Ancak Tekke, gerçeğin bu olduğunu vurguladı. Ayrıca Tekke, Galatasaray'da Lucas Torreira, Fernando Muslera, Fenerbahçe'de Dusan Tadik, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi oyuncuların da çok yetenekli olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında Tekke, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında da konuştu. Kötü gidişat sonrasında takıma geri dönen Avcı'nın performansını değerlendiren Tekke, özellikle Alanya maçının ilk yarısını çok beğendim. Bir teknik adamın 3-4 günde yapabileceği en fazla bu kadar olabilir. Takım savunması düzenliydi ve oyunu Avcı'nın planladığı şekilde oynadı şeklinde konuştu. Tekke, teknik adamların takımları nasıl çalıştırdığına da değindi. Gazla çalışmanın mümkün olduğunu ancak organizasyonlu bir çalışmanın plan ve süreklilik gerektirdiğini belirtti. Ayrıca Abdullah Avcı'nın daha önce şampiyon bir teknik adam olduğunu hatırlatarak takıma zaman tanınması gerektiğini vurguladı. Trabzonspor'a geri dönme olasılığı ile ilgili soruya ise Tekke, herhangi bir saha maçında yenilme endişesi duyabileceğini, ancak şu anda kuracağı ekiple her işin üstesinden gelebilecek durumda olduğunu düşündüğünü söyledi. Fatih Tekke'nin bu açıklamaları, futbol severler arasında tartışmalara neden oldu. Birçok kişi, Tekke'nin kendini abartılı bir şekilde övdüğünü düşünürken, bazıları ise onun görüşüne katıldı ve onu destekledi. Sonuç olarak, Fatih Tekke'nin Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile kıyaslanması ve kendi yeteneklerini öne çıkarması, futbol severler tarafından merakla takip ediliyor. Her ne kadar bu tür kıyaslamalar subjektif olsa da, herkesin farklı görüşleri olduğu unutulmamalıdır. Galatasaray'ın sağ beki Saça Boy, Fransa A milli takımında forma giyebilme ihtimaliyle motive oluyor. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, milli takıma seçilmeyi kariyerinin bir hedefi olarak belirlemiş ve bu doğrultuda hayat felsefesini dahi değiştirmiştir. Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezonda sürdüren Saça Boy, ücretini alacağı zamla birlikte daha da morallenecektir. Galatasaray'ın en az alan yabancı oyuncusu olan Boy, oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Şu anda 480 bin euro, 14,5 milyon TL kazanan genç futbolcunun yeni sözleşme ile birlikte ücreti artacak ve bu da ona ekstra motivasyon sağlayacaktır. Fransa A milli takımına çağrılma ihtimali, Saça Boy'u oldukça motive etmektedir. Bu çağrıyı alması, onun kariyerinde bir dönüm noktası olacak ve ülkesini en üst düzeyde temsil etme fırsatı verilecektir. Boye'nin Fransa'da yaşayan yakınları da bu durumu desteklemek amacıyla İstanbul'a gelip onunla birlikte yaşamaya başlamışlardır. Saça boy gece hayatından uzak durarak konsantrasyonunu bozmadan çalışmaktadır. İzin günlerinde ise ailesiyle birlikte vakit geçirmekte ve bu sayede motivasyonunu daha da yüksek tutmayı başarmaktadır. Profesyonel futbolcu olmanın gerektirdiği disiplini gösteren boy hedefine odaklanarak gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedeflemektedir. Fransa A milli takımına seçilmeyi kariyerinin bir hedefi olarak belirleyen Sacha Boy, Bayern Münih ve Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında da başarılı performans sergilemeyi hedeflemektedir. Bu maçlarda ortaya koyacağı etkileyici performans, hem Fransa milli takımının dikkatini çekecek hem de kulüplerin ilgisini artıracaktır. Özellikle Manchester United'ın Sacha Boy'i sıkı bir şekilde takip ettiği bilinmektedir. İngiliz basını United'ın genç yetenekli sağ Beki sık sık mercek altına aldığını ve performansını yakından incelediğini dile getirmektedir. Eğer Boy bu performansını sezon sonuna kadar sürdürebilirse, Manchester United gibi büyük kulüplerin kapısını çalma fırsatı yakalayabilir. Galatasaray'ın başarılı sağ Beki Saça Boy, Fransa A milli takımına çağrılma hedefiyle kendisini motive etmektedir. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, milli takıma seçilerek ülkesini en iyi şekilde temsil etme fırsatı yakalamayı hedeflemektedir. Ayrıca performansının kulüplerin transfer radarına girdiği de bilinmektedir. Saça Boy'in gelecekteki kariyeri ve milli takıma seçilme süreci, futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde